Başa döneceğim. Aile bilgini hızla ver bana, sürem burada az kalıyor. Kimlerdensin? Aile, baba, dedeler hep burada mıydınız? Tam yer, adres bana bir ver. Şimdi bizim aslımız Kibredağ köyünden buraya gelmedi. Güzel. Karoğlu derler bizde. Kazdallardan aynı akrabaş. Kazdal'ın Filiz'le ben beraber okumuşum. Kazdallar da o Kazdal bizimkine karniye demiştir. Oraya dışarıdan gelmedi bu şeyden. Erzurum tarafından bunlar geldi. Yani. Sizinkileri anlat. Biz onlar. İki kardeş. Orada Mehmet Bey var. Bir ara şeyi vardı. Şimdi var mı bilmiyorum, çay fabrikası. O anlattı bana, o üniversite okumuştu. Merak ediyor bu işleri. Cerdan, bu ensesi uzun olan bir tanesi, o Kazdal dedikleri, ensesi uzun idi. O kaz gibi çocuk dediler dedi. Bir kardeşi mavi gözlü, beyaz tenli olduğu için kar gibi çocuk dedi. Öyle kaldı dedi şimdi. Gittim, aradım, buldum dedi. Yahudi pazarından bulunmayan kumaşı. Şimdi yiğite benzer, sodları ite benzer. Karı kumanda başı. O oğluna böyle bir türkü. Sitemli bir söz. Sitemli türkü dedi. Dedi Osman dayı, bu sabah dedi erken endun yalıya. O da dedi ya bu sabah dedi koca karı attı beni avliye. Sevo okşasana ne dedi, sarsana ne havliye. Tutuluyum ha dedi, elatayı davliye. Ateşe bir şeyle davli. Davli denir biliyorum. Böyle türküleri vardı. Sonra bu Osman Dayı'ya, bu türküye ben şahidim, ben tanıdım, çok iyi tanıdım onu. Gündoldu'ya söylediler acı, seni hiç kimse alt edebildi mi? Yani bu türküden. Yaşlıydı. Dedi Cimile dedi, bir kız 18 yaşına bir kız beni alt etti, kaçtım oradan dedi. Neyi dediler acı sen buna şey? Dedi biraz da boş bulundum dedi. Ben yoldancı değilim, sokağa omuzdum ama. O kız çocuk da dedi yolun kenarından ot kesiyor dedi hayvanlara vermek için. Dedim dedi bir tür çatay mı bu? Bakalım bilir mi ya evet. Niyedir? Dedim ha dedi sen edersin inek yer bunda ne çarım vardı. Meğersen dedi bu cambaz kız dedi. Dedi bana dedi sen ceymedin çokanı yoksa kolu mi dardı? Evet. Dedim ha dedi alıcı derim seni içi de eve vardı. Evet. Dedi ha dedi sen misin kocaları yoksa ortağım vardı. Sonra bakayım dedi de kaçtı. Devam veremezsin artık. Evet. Onlar mat etti onu. Mars etti. Daha devam dedi. Vermez. Atatürk'ün 1925'te Rize'ye gelişinde Matarazi Mehmet Efendi'nin köşküne misafir edilir. Ve Atatürk kahveyi çok sevdiği için Mehmet Efendi İslahiye köyünden eski ismi Kamboz Sabit Bayraktar diye bir tanıdığını, iyi kahve yaptığı için onu oraya getirtir ve ona emreder. Der ki, paşanın sayını, kahvesini iyi yap, şöyle yap, böyle yap. O da ilk kahveyi yaptığı zaman Atatürk bu kahveyi çok beğenir. Der ona bir tane daha yap. İkinciyi de aynı şekilde yapar. Atatürk bundan çok memnun olur. Der ki Mehmet Efendi'ye, bu delikanlının şeyi var mı o zaman Sabit Ağa? 30 yaşlarına bir şey. Neden anne? Yok paşam bu. Eskiler burada okul yapmadı. Siz de geldiniz yeni 2 senelik. Yok. Yazık demiş Atatürk. Ve onun üzerine yanındaki hoca kalem müdürü kim var ise Atatürk'ün. Ona dedi not eyle. Ha bunun köyü neresidir? O zaman Potomya idi ismi oranın. Daha Türkçe isimler koyulmamış idi. Potomya demiş ona. Etrafında köy ne kadar var? 12 para köy var demiş etrafına. Demiş ki yaz oraya Potomya köy şeyine bir tane ilkokul bir de ortaokul. Mehmet Efendi de bundan çok memnun olur. Der ki paşam sağ ol. O derede taşta var inşaat taşı. Usta da var. Biz onları yaptırırız. Siz bize biraz para gönderip çelişteyi temin edelim yani ahşap kısmını. Bir ay sürmeden Atatürk Ankara'ya gittiğinde bir para gelir. O parayla çelişteyi alınır. Kol izleriyle yani insanlar gücüyle kalaş edilir. Üst üste koyulur kurusun diye yaz başı geldiği zaman derede yağmur yağdığı zaman taş getiriyor yukarıda bir beyaz benim taş. Benim hizarlar var diye orada baktık hani. Biz çekim yaptık ya hizar. O hizarlarla o keresteyi biçildi. Kereste biçildi. Şimdi onun işini devam ediyor. Şimdi beyaz taş getirir dere yağmur yağdı mı? Dere geldi mi? Orada yukarıda bir maden var.
O taşı millet kapar, ondan ev yapar. Çok güzel taş. O taşlardan yapacağız demiş Mehmet Efendi. Ve gitmiş. Bu sefer tabii köye bir şey gelmiş, güneşliğe. İşte bunu orada o zaman cami imamı olan o okula çocuk gönderenin cenazesi şerren kılınmaz diye fetva verdi. Millet birbirine girdi. Millet söyledi, bazılar istiyor okul yapılsın. Sabit Efendi'ye demişler ki sen ne diyorsun, sükut duruyorsun. Dedi ben okul istiyorum ama bunu diyemiyorum. Benim ağlığım bitiyor buraya. Bana karşı geldi. Beni lütfen konuşturmayın. Ama ben istiyorum. Ve bu engame devam ederken o Hoca Efendi Güneysu'daki o şeyleri yaktırıyor. Ahşap kısımla biçilen. Kalasları yakıyor. Kütükleri. Yani bir büyük binayı ahşap kısmını pişirecek. Kalaslar yanı yaktı. Bu sefer de tabii iş gecikince materyalci de... Belki de ilk isyan yani. Rize'deki ilk isyan bu. Daha sonra Şepka'da İstemezuk. Aynen o öyle. Onu da anlatırım. Onu ben çok iyi... Sevinirim. Babam anlatmıştı yani. Ankara bakıyorsun, isteyen yok. Materyalci de kızay da değil. Pazar istemeye başlıyor şeyi. Yani bu malzemeyi, bu şeyi, masrafı... Malzeme yok zaten. Malzeme yandı. Gelen parayı biz kullanalım, biz okul yapalım diyor. Pazarda şey kuruluyor, ortaokul yapılıyor. Pazarda yapılan ortaokulda tabii pazarlar, hemşinler okuyor. Cize'yi okuyan, oradan oraya giden. Zaten yasaklanmış din adamları tarafından. Bana bunu izah eden İslahiye Köyü'nde bundan 3-5 sene evvel 85 yaşında bir hacı bunu anlattı. Dedi ki şimdi bizim çocuklar fabrikalarda bekçilik arıyor, bulamıyor. Buradaki fabrikaların müdürleri hep pazarlıdır diyor. Bizi diyor hemşinliği pazarlı. Bizi cahil bıraktı dedi. Bunu diyen de hacı sakallı bir adam diyor bunu. 85 yaşına dedi baba. O 85 yaşına değinen adam babasına eskiden ben onu tanımam da yanmış derdiler. Kabrel yanmış, eşkıyaymış. Potomya'da olan şapka ihtilalinde o ihtilalcılara karşı gelmiş bu yanmış. 15 kişiyle Victoria itiler yapma hepsi tüfekli. Oraya jandarmalar bunları esir almış. 19 tane jandarma vardı. Şapkaları atmışlar, seçmişler, esirlerini pislemişler. Sonradan da dediler ki biz bunları asalım. Jandarma, 15 jandarmayı asmaktan söz ediyor. Asalım, 19 jandarma. 19 jandarmayı asmaktan söz ediyor. Tüfekleri alınmış, esirli adamla şey. Bu yanmış dedilen adamın. İşte bu, bana bunu anlatanın babası da orada. 15 kişi mahiyeti var. Hepsi silahlı. Yani şapka devrimine savaşmaya gitmişler oraya. Niyet o. Bu lafı işitince adam sinirlenmiş. Demiş ki, bular mı şapka kozu sizin başınızda? Onların kirliğine dokunanı vururum dedi. Çevirin tüfekleri bunlara dedi. Hepinizi vururum dedi. Siz de beni vurursunuz, vurun dedi. Ama sizin de tümünüzün çoğunu tokarım dedi. Bunlar dedi, ana baba evladı dedi. Karısı bekleyeni var, çocuğu babasını bekleyen var. Siz ne biçim insansınız dedi. Durumu bozdu, jandarmalar asamadı. Serbest bıraktılar. Evet, evet, evet. Orada şeye, onlar kalktı oradan 200 kişiyle, 180 kişi yürüdü şehre. Şeyi teslim alacaktı, vilayeti. Bazıları da anladı bu işi batık olduğunu, yoldan kaçtanmazsan oldu. 200 kişi oradan yürüdü tahminen de 180 kişi Rize'ye indi. Vilayeti bastılar. Karahuşuk diye bir vali vardı o zaman ilk, Rize valisi. Vali motorla Trabzon'a kaçtı. Başka yolu yok, araba yok. Denizde bir motoru çalıştırdılar. Birkaç kişi onun kaçtı. Bulacıydı da hükümet konularını teslim aldılar. Bir daha böyle. Kadınların çeşafını, peştemalini başına alır soyardı, yol çeşerdi. Sonra ki zaman geçti de Cumhuriyet geldi, onlar afmaf oldu. Bu ciddi bir kozaya sordu. Ben dedi bu şapka çizdi ki bununla isyan edersem, vurulursam, ölürsem, günahlarım Allah affeder mi eder dedi orada. Yandıoğlu diye bir koca vardı büyükçe, o dedimiş. O zaman dedi benim çok hain günahım var dedi bu Hasan dayı. Ben gideyim buraya vurulursam da vurulayım hiç olmazsa günahlarımı silerim. O da orada. İdam edilenlerin biri de o oldu sonra. Orada aşırı derecede hareketler yaptı. Sonra
mahkemede, mahkemeyi idare eden, Atatürk bunlara dedi ki, Rize'ye gideceksin, orada şartı dahildir dedi. Eğer ben bilmiyordum, yanlış yere geldim, pişmanlık gösterirse affedeyim olarak. Ama inadına ben din için, devlet için bunu yaptım diyeni cezasını veririm dedi. Aslında demedi. Bunların, bu asılan seçicisinin hepsi biz dini korumak için yaptık bunu dedi. Sekiz kişi asıldı, Hasan da içindeydi. Kambaz hocası vardı Hasan Efendi, benim anamın da hocasıydı, anam kambaz değildi, onu okutmuştu anamı. Anam talebe için dedi onlara ki, demişti onlara ki, demirin üstüne yatmak günahtı. Benim anam 94 yaşında öldü, hayatında kayırlığa yatmadı. O ki yaşlandı da, bu artık benimle durmuyordu son zamana, ben aile yaptım buraya çıkınca aşağı çıkıyor, ev biraz aralandırıyor. Dedim ona bizim ki, hani sen yaşlandın, dün çoğu zaman yatıyorsun, seni bakmaya gelen komşular arıyor, bir kayrılan yok, bizi gülecekler. O zaman da kayrılan bir divan 25 lira. Diyecekler dedim, iki tane oğlu bir divan alamadı analar. Biz cülünç duruma düşeriz, sağ bir divan alalım. Onca yıl günah diye yatmadı karnım. Günah diye yatmıyor. Dedi, cehalet o, budur. Hocası öyle dedi ya. Cehalet budur. O hoca öyle dedi ya. Okuyun lütfen, evet. Okuyun. O dedi günahtı, niye yatacağım onu, kocam böyle. Ondan sonra birader ciddi bir tane odun tahtadan böyle şöyle, güzel kayılaçı bir şey yaptı. Altı tahta tabii. Tahta olsun, şimdi o doğrusunu demiyor adama hoca efendi. Çocuğa diyorsun ki buna yatmak günahtı. Diyor ona ki demirin üzerine çıplak yatırsan hasta olur. Bunu diyemiyor da öyle diyor. O hocayı da açmıştı o zaman. Ve Osmanlı'da da elit bir sınıf olarak Fas'tan gelen yöneticilerin ben oradan biliyorum. Getirdik. Fas, Fes. Fes, evet. Fas aynı. Fes'i kaldırdı ama şapkayı kaldırmadı. Aslında şapka devrimi değil, Fes'i kaldırma kararıdır. Ya Fes'i ikinci Mahmut getirdi. Onun evet, Türkiye'ye ait değil zaten. O bir kast, yani sınıf ifadesi oluyor İstanbul'un katipleri, bürokrasi. Fes'i ikinci Mahmut getirdi, şeyin başına giydirdi, memurun. Memurun başına, köylünün tarlada Fes mi giydi? Yani Çeçet Pontili de o getirdi. Siviller de bunu giyebilir. Başındaki abaniyeyi, sarığı, ilahiyet ilmi bilmeyen kullanamıyordu. Önde yasakladı. Başına başka bir taça maçak olsun. Fes geçti. Öyle yayıldı Fes mesela. 90 senelik bak, bir doğru bir bilgine var. Kadar güzel yürüyorsun değil mi? 90 senelik yerine bir, oturuyor taşla. Şeyi var Fes'in. Geldi Mustafa Cemal dedi ki sağdaşın varlığı ayak uyduralım. Halkçılık felsefemize uygundu Fes'in kalkması. Halkı eşitliyorum, egemen yapıyorum. Köylü milletin efendisidir diyorsun, şapkasını devam ediyor köylü kullanma. Memur gibi, Osmanlı bürokrasisi gibi davranmak yok diyor. Yine öyle kurnazlıklar geçiyorlar ki köylü efendimizdir dedi Mustafa Cemal Atatürk ama akabinde o köylüye düşman olan bürokrat dedi ki hamaladır efendi demeye hamal efendi. Saygısızca. Saygısızlık devam etti. Teşekkür ediyorum. Ben bunu biraz kapatıyorum. Burada şey yaptılar. Bunu bana orada 85 yaşına hacı olan bir adam anlatmıştır. Evet. Bundan 5-6 sene evvel. Dedi ki buraya bir ilkokul bir ortaokul. Kadrosu yazın. Ben dedi para göndereceğim size. Matarazı'da dedi orada taş var derde. Şerefte de var. Sevindi yani. Çok iyi bir şey dedi. Oradan bir ay geçmeden para geldi işte Ankara'da. Çeresteyi aldılar. Kalas biçtiler. Kurumesi için yazı bekliyorlar. Dereden taş çıkaracaklar. Ortaokul, ilkokul yapılacak. Ortaokul, ilkokul binası yapılacak. Daha da para gelecek orada. Fakat oradaki o zamancı yobazlar ayağa kalktı. Hele o hocayı tanırım. Karahoca Terörü'nü Kandemir. Sonradan tanıdım onu ben tabii. O çok yaşadı. O bu işi bozdu. Dediler ki buraya dedi, bu okula çocuğunu gönderelim, cenazesi gidelim. Millet içiye uçe bulundu, kimse karşı gelemedi. Ve o hoca da o yaktırdı diyorlar. O çeresteleri yaktırdı, çeresteler yandı. Parası verilmiş kereste. Parası verilmiş keresteler, kalaş yapılmış idi, yandı gitti. Bu sefer tabii Ankara bunu şey yapamadı. Ne yapacak Ankara başka? Kadroyu pazara verdi.
Pazarlar istedi, hemşinler istedi kadroyu. Oraya takletti, oraya ortaokul yapıldı. Şimdi bana bunu izah eden o yaşlı adam, şimdi dedi, pazar ve Ardaşan'ın insanları buradaki fabrikalara müdür. Evet. Bizim çocuklar bekçi bile olamıyor. Aynen öyle. Şimdi o Atatürk'e türküler söyleyen, atma türküler söyleyen nereden idi? Gündoğdu. Bozukkale, Gündoğdu, Gündoğdu. Bozukkale şöyle. O okul oraya mı? Ben o sırada kapattım. Hayır. Özür dilerim, onu kaydedemedim. Yani Atatürk bunların... Güneysu'ya. Ha, buraya okul yapın dediği yer Güneysu'ydu. İlk okul, ortaokul. İlk ve ortaokul. Anasını göndermiş. Sonradan o Kandemir Hoca bu milleti kışkırtarak kereslerin tümünü yaktırmış. Okul yaptıranın zanazı namazı kırılmaz diye Hoca ilan etmiş millete. Gericiliği bu sefer görüyen, o insanlar da üsebe olundu. Şimdi, ben hatta ben ilkokulu 1945'te bitirdim. 44-45'te bitirdim. Muhteşem. Bu köyde okul yoktu. Veliköy'ün okudum ilkokulu. Güzel. Ortaokulu Rize'ye okudum. Rize'ye ortaokul vardı. 1945'te Rize'de ortaokul okumuş. Profesörsünüz de şimdi. Şimdi üniversite mezunları ilkokul 5'teki daire çizemiyor, yıldız çizemiyor, sor çizemiyor. Ahmet Morgül bizim öğretmenimiz. O Pazar, evet, o Morgüller. Pazar bizden gitti. Sizden bizde, gitti de aslen Şailililidir. Pazara müdür olarak gitti. Evet, onunla hısım düşüyoruz. Şeyden de Arpik derler, oralıydı onlar aslında. Soyadını Morgül'e çevirdi. 1956'da Demokrat Parti'den milletvekili oldu. Milletvekili hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun. Çok güzel. O Atatürk'e söylediği türkülerden. Hatırlıyor musun? Var mı öyle atma türküsü? Onun şimdi Atatürk'e ne söylediğini pek onlara aklıma yok. Çünkü bir yere yazmadık onları o zaman. Uç türkülü türkü söylerdi o bazı. Çok büyük şairdi. Bir oğlu vardı Ahmet. Onu beğenmezdi. Ona bir türkü demişti. O aklıma da onu söyleyeyim. Söyle. O Ahmet de hanımını çok severdi herhalde, onun dediğini derdi. Gittim aradım buldum dedi, Yahudi pazarından bulunmayan kumaşı. Kendi yiğite benzer, sodları ite benzer, karı kumanda başı. O oğluna böyle bir türkü. Sitemli bir söz. Sitemli türkü dedi. Onun başka türküleri de var. Sabahleyin kalkar denerdi geldiği, orada bir kavak vardı, kavağın dibine otururdu, namaz kılardı sabahleyin tabii camiye. Bu Akpınar köyünde de o zaman şair çok vardı. Onlar da Rize'ye gitmek de yeğen o zaman, dağdan aşağı aşağı oradan inerdi derlerdi. İnediler orada bir sürü, Osman dayı oraya oturuyor. Bu Ali dayı vardı şeye, Kutan'ın Ali derdiler. Kutan Ali değil miyim? Şair ruhlu bir insanlar idi. Kutan'ın Ali de şairiydi o zaman. Dedi Osman dayıya bir Türkçe atayım bakalım ne diyecek dedi. Osman dayı orada oturuyor. Dedi Osman dayı bu sabah dedi Elçen Endun Yali'ye. O da dedi ya bu sabah dedi kocu karı attı beni avliye. Sevo okşasana dedi sarsana ne havliye. Tutuluyum ha dedi elatayı davliye. Ateşe bir şeyle davliye. Davli denir biliyor. Böyle türçüleri vardı. Sonra bu Osman dayıya. Bu Türkçe'ye ben şahidim, ben çok iyi tanıdım onu. Gündoğdu'ya söylediler ki seni hiç kimse alt edebildi mi? Yani bu Türkçe'de. Yaşlıydı. Dedi Cim ile dedi bir kız, 18 yaşına bir kız beni alt etti, kaçtım oradan dedi. Neyi dediler ki sen buna şey? Dedi biraz da boş bulundum dedi. Ben yoldancı değilim, sokağa omuzdum ama. O kız çocuk da dedi yolun kenarından ot kesiyor dedi hayvanlara vermek. Dedim dedi bir Türkçe atayım mı bu? Bakalım bilir mi ya? Evet. Niye dedi? Dedim ha dedi sen ne dersin inek yer bunda ne çarım vardı. Meğersen dedi bu cambaz kız dedi. Dedi bana dedi sen ceymedin çokanı yoksa kolu mu dardı? Dedim ha dedi alıcı derim seni içi de eve vardı. Evet. Dedi ha dedi sen misin kocaları yoksa ortağım vardı. Sonra bakayım dedi de kaçtı. Cevap veremezsin abi. Evet. Onlar mat etti onu. Mars etti daha cevap benim. Vermez. Başka? Sizin manileriniz çok muymuş? Benim vardı ama ben bir arkadaşım vardı. Allah rahmet etsin ölmüştür ya. Emsal arkadaşım idi. O bana bir mektup yazdı. Çocuğu yoğdu. Babasının da bir oğlu. Bir de kız kardeşi vardı. Başka evde kimse yok. Amcası bile yok bu köyde, bu Akpınarlı'ydı.
Yani çocuğu olmadığı için çok endişeliydi. Hem babası hem kendi. Bir mektup yazdı baba. Ben de çay eksperiydim o zaman. O da çay eksperiydi. Eksper. Evet. Ortaokulu bitirince eksperlik yaptırılıyordu. Ondan yapmadı. İmtihana girdim kazandım. İmtihanla. O zaman imtihan var. İmtihanla. Evvela kayıt çıkan tarzı oldu. Çok iyi matematik bilmeyi isterlerdi biliyorum. Matematik soruları çok umumi, zor sorarlardı. Umumi kültür ekseri çok sorarlardı. Başbakan kimdi? Bir... Onlar bilirdim. Matematik de var idi. Sonra? Bir mektup yazdım, gönderdi bana. O da başka bir alım yerine ekşiper. Zarfı verdi bana adam, dedi ki bunu Feridun abi gönderdi sana. Feridun he. Tanırsın da. Tanırım oğlum, tanırım. Yani seni tamam. Feridun abi bunu gönderdi sana dedi. Akşam bunun şeyinde yazsın. Yarın veya bir şey gün bana cevabını göndersin. Aldım onu yazmadım. Geldim eve açtım onu. Yazıyor bana şimdi. Fevzi kardeş bu sene ne zevk var neden neşe. Sanki kesileceğim evden yürürken işe. Böyle yaza girilmez böyle girilir kişiye. Ne yarattım neden mum yaş geldi 35'e. Sanki davranırım yaşta gelir 70'e. Ha, mektup yazmak isterim bazı ahbap dost eşe. Teselli eder beni bazıları azmışım. Yaz gelir çiçek açar, çifüncülü menekşe. Bazısı kıymet verir, az da olsa yemişim. Ben de şimdi dönmüşüm, yabani karamışım. Muhteşem. Ondan sonra babama bir şey söyle, sen de baka bu işe. Evlendirin beni diyor resmen. Evlendirin beni demek istiyor. Hey ya, durmanasın. Evi bıraktım geriye, bir tarafa bir çeşe. 15 seneden beri yürü yürüm yokuşu. Ya biraz daha da var ama ben şimdi bazı daha anlatıyorum. Çok teşekkür eder. Evet. Peşine sen ne cevap verdin? Benim verdiğim cevap da şu oldu. Ben önce sabaha kadar uyumadım, onu yazdım kendim. Evet. Ben de bilirim biraz işte. Evet. Aldım bir mektubunu, ya bak aldın ne işe. Hiç derdini demedin ne dostan ne de eşe. Anca zalım çıkardı yaşını 35'e. Daha sen nere varsın daha işe 15'e. Kalkta eyle bir doğum, yeniden başla işe. Biri Fadime İsa, biri olsun Ayşe. Mevla da verirse birkaç tane peş peşe. O zaman dolaşırsın hep gülüşe gülüşe. Evet. Dediğimi etmesen devam eyle yokuşu. Anla ki çarpılmışım ciddi okun çeşişe. Evet, maniler bitmez. Çok güzel, çok maniler güzel. Bitmez. Manilerde başa döneceğim. Var. Aile bilgini hızla ver bana, süren burada az kalıyor. Kimlerdensin? Aile, baba, dedeler hep burada mıydınız? Tam yer, adres bana bir ver sesle, kendi sesimle. Şimdi bizim aslımız Kibre Dağı köyünden buraya gelmedi. Güzel. Karoğlu derler bizde. Kazdallardan aynı akraba.